Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye, salat ve selam ilk İslam davetçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve tarih boyunca onun mübarek izinden giden tüm davetçilerin üzerine olsun. Değerli Minhaç dergisi okurları, dergimiz bu ay davet konusuyla yayında elhamdülillah. Biz de dergimizin ana temasına binaen davete ilişkin edepleri kısaca derlemeye gayret edeceğiz inşallah. Davet kelimesi sözlükte seslenmek, nida etmek, ziyafete veya hoşa giden şeylere başkalarını çağırmak, dava, dua veya beddua etmek gibi manalara gelir. İslami istilahta ise küfür ehlini tevhide çağırmak, batılı yıkıp yerine hakkı inşa etmek, İslam dinini yeryüzüne yaymak, Müslümanları dinin gereklerini yerine getirmeye ve yasaklarından kaçınmaya davet etmek ve bu yolda hem sözlü hem fiili emek vermek anlamında kullanılmış bir kavramdır. Bu itibarla davetin muhatapları kafir ya da mümin ayırt etmeksizin tüm insanlıktır. Davet, nebilerin insanlığa gönderiliş sebebi ve en büyük vazifeleri kendilerinden sonra gelen tüm İslam toplumlarına da vacip kılınmış olan bir ameldir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçilik vazifesini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte onlardır. Küfrün bataklığında çırpınan insanlığın kurtuluşu ve hak üzere yeniden dirilişi geçmişte olduğu gibi bugün de ancak davet ile mümkündür. Keza Müslümanların yanlışlarını ve eksikliklerini düzeltip imanda ve amelde kemale vasıl olmaları da ancak hak davetçilerinin emri bil maruf, nehyanil münker vazifesini terk etmemeleriyle gerçekleşebilir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Davet vazifesinin yerine getirilmemesi ise ümmet için acı sonuçlar doğurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ya iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ya da Allah yakında sizin üzerinize öyle bir bela gönderir, sonra Allah'a dua edersiniz de duanız kabul edilmez. Davetçilerin uyması gereken edeplere gelince, biz bu edepleri ihlas, söz ve amelde tutarlılık, davete hazırlık, davette öncelik sıralaması, hikmet ve güzel öğütle çağırmak, insanların seviyelerine göre davette bulunmak, yumuşak üslup kullanmak ve genel davranış kurallarına uymak olmak üzere 8 maddede toparladık. 1. İhlas. Halis bir şekilde yalnızca Allahu Teala'nın dinini yeryüzünde yüceltmek ve rızasını kazanmaya gaye edinmek her ibadette olduğu gibi davetin de şartlarındandır ve onun en önemli edeplerindendir. Yaptığı davet ile Allahu Teala'nın dinini değil de kendi namını yüceltmeyi ve dünyevi menfaatleri gaye edinenlerin bütün çabaları dünyada da ahirette de boşa çıkar. Zira riya bulaştığı ameli fasit eder. Keza insanların övgüsünü kazanmak için yapılan işlerde kişiye yorgunluk ve bıkkınlığın isabet etmesi ve işin külfetine katlanılamaması kaçınılmazdır. Halbuki yalnızca Allahu Teala için yapılan işlerde hem Allah'ın yardımı umulur hem de karşılık Allah'tan beklendiği için dünyada zahiren bir başarı olmasa da kişi yese düşmez. 2. Söz ve amelde tutarlılık. Sözün amele uygun olması Müslümanın şahsiyetini tamamlayan bir haslettir. Ancak davetçi vasfıyla bilinen Müslümanların herkesten önce bu haslete sahip olması davetlerinin başarılı olması için elzemdir. Davet ettiği hakikatlere başta kendisi riayet etmeyen kişinin insanlar üzerinde hiçbir tesiri olmaz. İnsanlar sözden ziyade davranışları örnek alırlar. Nitekim Hudeybiye anlaşmasında Mekkelilere büyük tavizler verildiğini düşünen Müslümanlar üzüntü içindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara kurbanlarını Hudeybiye'de kesmelerini ve tıraş olmalarını emrettiği ve bunu 3 defa tekrarladığı halde hiç tepki vermediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin yanına giderek üzüntüsünü dile getirdi. Ümmü Seleme ona dışarı çıkıp kurbanını kesmesini ve kendisini tıraş ettirmesini, ardından ashabının da mutlaka bu davranışlarını izleyeceğini söyledi.
Resulullah onun tavsiyesini uyguladı ve gerçekten Ümmü Seleme radıyallahu anhanın dediği gibi oldu. Tarihte birçok beldelerine ticaret amacıyla gelen tüccarların dürüst davranışlarından etkilenerek İslam'ı kabul etmişlerdir. 3. Davete hazırlık. Davetçi olmak isteyen Müslümanların kendilerini ilmi, ruhi, bedeni ve gerektiğinde mali olarak hazırlamaları, çabaları karşılığında elde etmeyi umdukları muvaffakiyete nail olmaları için zaruridir. İnsanları neye, niçin ve nasıl davet etmeleri gerektiğini bilmeyen ilimsiz davetçiler, ruhen davet sorumluluğunu taşımaktan acize düşebilecek zayıf kimseler, davetin sonucunda karşılaşılabilecek imtihanlara takat getiremeyecek kimseler, davete faydadan çok zarar verebilirler. Bu sebeple davetçi davet ettiği hakikatlerin ilmine ve davet usulüne vakıf olmalı, davetin sorumluluğu ve yüz yüze gelinilebilecek imtihanlara karşı dirayet gösterebilecek ruhsal olgunluğa sahip olmalıdır. 4. Davette öncelik sıralaması. Davet ve ıslahata en önce kendinden, sonra aile efradından olmak üzere en yakınlarından başlayıp bir halka gibi genişletmek suretiyle devam etmek, davette takip edilmesi gereken en doğru sıralamadır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy indikten hemen sonra eşi Hatice radıyallahu anh'a gidip durumu anlatmış. Sonra sırasıyla amcaoğlu Ali radıyallahu anh, azatlısı Zeyd ve diğer yakın akrabalarına daveti duyurmuştu. Nitekim ona ilk iman edenler ve İslam toplumunun ilk çekirdeğini oluşturanlar bu mübarek aile olmuştu. 5. Hikmet ve güzel öğütle çağırmak. İslam dinini Müslümanlar için ikmal edip gönderen yüce zat, şüphesiz dinin davetinin insanlara nasıl ulaştırılması gerektiğini de beyan etmiştir. Davetçinin hikmet, olgun tavır ve güzel sözler ile davet etmesi, Kur'an'ın açık nasları arasında yerini almıştır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. Mütekaddimun müfessirlerin çoğu bu ayetteki hikmeti, Kur'an, nübüvvet, şüpheden arınmış delil ve sözle fiil uyumu olarak açıklamışlardır. Mev'ize-i Hasene kavramını Kur'an'ın ihtiva ettiği emirler ve yasaklar, Allahu Teala'nın kitabında kafirlere karşı hüccet kıldığı ibret verici hadiseler, Kur'an'ın emir ve yasakları kibar ve nazik davranarak ilmi gerçeklere ve doğru delillere dayanarak yapılan nasihat ve yönlendirme, terkif ve terhiple Allah'ın dinine davet etmek gibi manalarla açıklamışlardır. En güzel mücadeleyi yani tebliğ vazifesini ifa ederken en güzel tartışma yolları, alçak gönüllü ve yumuşak sözlerle tartışma, affetmek, muhatapların kalplerine dokunmak, gafletten uyandırmak, inat veya cehaletle karşı koyanlarla kuvvetli deliller ve en anlaşılır yöntemlerle mücadele etmek olarak tefsir etmişlerdir. 6. İnsanların seviyelerine göre davette bulunmak. Davette dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur da insanların akli ve ilmi seviyeleri, sosyal konum ve temayülleri, kavrama yetileri ve öğrenim düzeyleri gibi hususları göz ardı etmemek, bu unsurların gerektirdiği en güzel bir üslup ile hitap etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz. İnsanların seviyelerine uygun olmayan bir davet usulü, davet edilen hakikatlerin kimi zaman yanlış anlaşılmasına, kimi zaman da hiç anlaşılmamasına sebep olur. Halbuki İslam dini, yalnızca seçilmiş bir zümrenin anlayıp yaşayabileceği bir seçkinler dini değildir. Kıyamete kadar gelecek tüm toplumlara ve en alt tabakadan en üst tabakaya kadar toplumların her katmanına anlaşılıp yaşanması için gönderilmiştir. Davetçinin şiarı, gücü yettiğince davete açık olan her ferde bu gerçeği tebliğ etmek olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Bir gruba akıllarının almayacağı şeyler söylersen,
Şüphesiz bu onların bir kısmı için fitne olur. 7. Yumuşak üslup kullanmak. Yumuşak bir üslup ile muhataba yaklaşmak ve bu şekilde hak ve hakikate çağırmak, davetin başarıya ulaşmasına büyük etkenlerden biridir. Muhatap, sert, kaba, ukala ve müstekbir kimse dahi olsa, yumuşak üsluptan ayrılmadan davet etmek gerekir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Firavun'a gidin, çünkü o gerçekten çok azgınlaştı. Ona yumuşak ve gönül alıcı sözler söyleyin. Belki o böylece aklını başına alır veya hiç değilse biraz korkar. Görüleceği üzere bu ayet, davet yapılan muhatap azgınlıkta sınır tanımayan bir kafir bile olsa yumuşak bir lisan ile konuşmayı emretmektedir. Zira sert ve kaba bir dil dinleyen kişide nefret uyandırır ve kişi normalde kabul edebileceği şeyleri bile reddetme eğilimine kapılır. Aksine yumuşak ve gönül alıcı bir hitap ise kişide değer verildiği, önemsendiği hissiyatı uyandırır. Değer verilip önemsendiğini düşünen kişi, kendisine değer verip hürmetle muamele eden davetçinin telkin ve uyarılarına daha açık hale gelir. Allahu Teala iman ehli sahabeye bile yaptıkları bir hata neticesinde affedici davranan Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyurmuştur. Allah tarafından lütfedilen bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. 8. Genel davranış kurallarına uymak. Davetinde başarılı olmak isteyen bir davetçinin riayet etmesi gereken bir diğer husus da özellikle yaşadığı toplumu ve hedef aldığı kitleyi tanıyıp onların hoşuna gidecek meşru tavır, söz ve davranışlarla yaklaşması, giyim kuşamına dikkat etmesi ve insanlara itici gelebilecek durumlardan kaçınmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir beldeye davetçi göndereceği zaman genellikle dış görünüm, tavır ve davranış olarak insanların kalbini çabuk kazanabilecek sahabeleri seçerdi. Nitekim Medine halkına yapılacak davette yaşı yetkin pek çok sahabe dururken henüz çok genç olan Musab'ı göndermesi bunun en açık örneğidir. Davette uyulması gereken genel adabı Kur'an ve sünneti esas alarak kısaca açıklamaya çalıştık. Rabbimizden eksiklerimizi gidermesini, yanlışlarımızı düzeltmesini ve dini için olan her gayretimizi kabulle karşılamasını diliyoruz. Allah'a emanet olun. Minhaç Dergisi 7. sayı Ümmü Elif.